İşte PKK'yı yöneten 12 isim. Silahlı kuvvetlerin hedefindeki PKK'yı kimler yönetiyor? Özel timler nokta operasyonlarıyla hangi teröristin peşine düşecek? İşte APO'dan sonra kendi içinde sık sık kanlı liderlik mücadelesine sahne olan PKK'ya galip gelen taraflar. APO ve Şemdin Sakık'ın gözüyle kişisel özellikleri. Cemil Bayık, Cuma. 1951 Elazığ Hazar doğumlu PKK'nın 18 kurucusundan biri. Örgütün askeri kanadı. ARGK'nin başında ve İran bağlantılarını sağlıyor. PKK'nın 2 numaralı ismi. Kod adı Cuma. Murat Karaylan ile güç mücadelesi içinde. Öcalan ifadesinde Cemal Bayık'ı şöyle anlatıyor. Askeri ve pratik alanda zayıftır. Genelde cephe gerisinde kalır. 1992'de bir mağarada 17 militanın yaralı oldukları ve ele geçmemeleri için öldürtmüştü. Şemdin Sakık ise askeri yönü zayıf, örgütlenme yönü güçlüdür. Diplomasi ve kadro yetiştirme konusunda tecrübelidir, dediği Bayık'ın bir diğer özelliği de dikkat çekiyor. APO'nun rezaletlerine göz yumar. Rıza Altun, Adıyamanlı, örgüte 1978 yılında katıldı. Başkanlık konseyi üyesi, Avrupa sorumlularından ve örgütün para kasası olarak biliniyor. Yaklaşık 2 ay önce Avusturya'da gözaltına alındı ama Kuzey Irak'a gitmesine izin verildi. Silahlı kadroların ön planda olmasını savunan muhafazakar kanattan. Öcalan'a göre örgütün çekirdeğini oluşturan ilk grup arasında bulunuyor. Şemdin Sakık ise Rıza Altun'un siyasi ve diplomatik yönünün güçlü, askeri yönünün zayıf olduğunu ileri sürüyor. Örgüt ile bir türlü kaynaşamamıştır. Abdullah Öcalan'ı sevmez. Kaçma ihtimali örgütteki gelişmelere bağlıdır, diyor. Duran Kalkan, kod adı Abbas. Adana'nın Kara İsa'lı ilçesi doğumlu başkanlık konseyi üyesi, örgütün ideologlarından, PKK içinde kendi gücünü oluşturmaya çalışıyor. Haziran 2005 tarihinde Karaylan'a yönelik suikastın arkasında Abdullah Öcalan, Abbas Kod adlı Duran Kalkan için şunları söylüyordu. Pratik alanda güçsüz, eğitim ve ideolojik söylemde güçlüdür. Eğitimlerde başarılıdır. Dağ şartlarına dayanabilecek elemandır. Barzani'nin yanında bile yer bulabilir. Sakık ise kendisi kitabı bir dünyaya sahip olup yaşam düzeyinde yetersiz, sabit fikirlidir. Cinselliğe düşkündür, cümleleriyle değerlendirdi. Mustafa Karasu, kod adı Hüseyin Ali. Sivas'ın Gürün ilçesi doğumlu, PKK'nın kurucu üyesi, dış ilişkilerden sorumlu, bir dönem örgüt içinde ağalıkla suçlanarak Polat Karayılan yönetimine verildi. PKK Kongre Gel Bilim ve Aydınlanma Komitesi üyeliği yaptı. 12 Eylül döneminde uzun süre cezaevinde kaldı. Ölüm oruçlarına katıldı. Abdullah Öcalan, Averaj Kod adlı Mustafa Karasu ile ilgili şunları söylüyor. Uzun süre cezaevinde yattı ve cezaevi sorumlusu olarak görev yaptı. Kırsala çıktığında iradesiz bir görünüm çizdi ama pratiğini geliştirmeye başladı. Artık daha çok katkıları olur, dürüst ve bana bağlıdır. Şemdin Sakık'ın verdiği bilgilere göre ise Karasu örgütle 1978'de katıldı. Örgüte bağlı bir isim ve Öcalan'ın iddiasının aksine APO'yu sevmez. Sakık, Karasu için dürüst ve saf bir kişiliğe sahiptir ama örgüte bağlıdır. Siyasi yönü güçlü, askeri tarafı zayıftır, diyor. Osman Öcalan, Abdullah Öcalan'ın kardeşi, kod adı Ferhat. PKK Kongre Gel Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Ağabeyi Öcalan'ın yaralanmasının ardından PKK'dan ayrılarak silahlı mücadeleye son verilmesini savunan yasa dışı güçsever Demokrat Parti'yi PVD'yi kurdu. 2005'te Murat Karaylan'ın emriyle kahvesinde konulan zehirle öldürülmek istendi. Ama kurtuldu. Abdullah Öcalan kardeşi Osman Öcalan'ı şöyle anlayıştırıyor. Örgütün siyasi kanadında başarılıdır. İdeolojik yanı, doğru karar verme anlayışı iyidir. Pratikte zaafları var. Araziyi kullanmayı hiç bilmiyor. Osman Öcalan'ın ağabeyi Abdullah Öcalan'ı hiç sevmediği ileri süren Şemdin Sakık aynı zamanda çok kurnaz olduğunu söylüyor. Diplomasi yönü güçlüdür, askeri yönü zayıftır. Örgüt tarafından yargılanıp idam cezası alınmasına rağmen APO tarafından affedilmiştir. Nizamettin Taş, 1961 Van Varto doğumlu PKK Kongre Gel'in başkanlık konseyi üyelerinden PKK Genel Başkan Zübeyir Aydar'ın yardımcılığını yaptı. Abdullah Öcalan dönemi sözde eyalet komutanlarından Osman Öcalan ile birlikte PKK'dan ayrılarak PVD Kürdistan Yurtsever Demokrat Partisi saflarına geçti. PKK onu sağcı olmakla suçladı. Öcalan, Nizamettin Taş için askeri pratiği ve dayanışma gücü var. Hareket tarzında raçkalık fazla. Askeri alanda oldukça fazla kayıplara neden oldu. Halkı harekete geçirebilir. Derken Şemdin Sakık onu şöyle anlatıyor. Siyasi ve askeri yönü güçlüdür.
örgüt içerisinde sevilir. Apo'nun zaaflarını çok iyi bilir ve onu sevmez. Örgütte geleceği olan birisidir. Cinselliğe düşkündür. Cümleleriyle değerlendiriyor. Ali Haydar Kaytan. Kod adı Fuat. Tunceli, PKK'nın üst düzey kadroları arasında istihbarat biriminin de yöneticilerinden, son dönemde örgütleri liderlik savaşında da etkin rol aldı. Kayhan hakkında bu liderlik savaşından sonra örgüt içinde kadınlara fazla ilgili olduğu söylentileri çıkarıldı ve bu yüzden tecavüzcü Coşkun'la yakıştırıldı. Kayhan'ın geçen yıl İran askerleri tarafından yapılan bir saldırıda ağır yaralandığı öne sürüldü. Ancak bilgi doğrulanamadı. Ali Haydar Kaytan'ın örgütlenme yönünü beğenmeyen Abdullah Öcalan, ideolojik yanı ve yorum kabiliyeti çok güçlüdür, kararlıdır, cesaretlidir diyor. Şemin Sakık ise teorik olarak güçlüdür, pratikte zayıftır. Örgüt tabanı tarafından sevilmez, kişiliksizdir, benim örgütten ayrılmama sevinmiştir yorumunda bulunuyor. Halil Ataç, 1979'da PKK'ya katıldı. Bir dönem PKK Başkanlık Konseyi üyeliği yaptı. Abdullah Öcalan'ın sözde eyalet komutanı, PKK istihbarat sorumlusu, örgütten ayrılmak isteyenlere işkence yapanlardan, liderlik mücadelesinde Murat Karayalan'ı destekledi. Sonra Osman Öcalan ile birlikte PKK'dan ayrılarak PVD'yi kuran ekibin içinde yer aldı. Halil Ataç için askeri alanı çok iyidir diyen Öcalan, ancak %10 kapasiteyle çalışır, köylülüğü aşabilse askeri alanda inanılmaz bir komutan olurdu yorumunda bulunuyor. Sakık ise siyasi yönü güçsüz, askeri yönü düşük düzeydedir, ispiyoncudur, örgüt içinde sevilmez, Abdullah Öcalan'ın hemşireliğinden yaralanır, cinselliğe düşkündür, cinsel ilişkiden dolayı eleştirilmesine rağmen yargılanamamıştır cümleleriyle değerlendiriyor. Zübeyir Aydar, 1961 Siirt doğumlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Siirt'te avukatlık yaparken SHP-HDP'nin seçim ittifakı sonucu milletvekili seçildi. PKK siyasi kanadının genel başkanı. 19. dönem milletvekili olarak parlamentoda bulunan Zübeyir Aydar, yurt dışına kaçtıktan sonra PKK'nın başı Abdullah Öcalan'ın gözdesi oldu. APO'nun yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinden sonra Avrupa ülkelerinde PKK'nın etkinliğinin artırılması için siyasi temaslar sürdürdü. PKK'nın silahlı eylemlerinden çok siyasi alandaki faaliyetlerini tanınan Zübeyir Aydar sık sık Kuzey Irak'taki PKK kamplarına gidiyor. Örgütün merkez komitesinin değerlendirmeler yapıyor. Öcalan ve Sakık'ın jandarma istihbarata verdiği ifadelerde ismi geçmiyor. Numan Uçar, PKK'nın eski Moskova temsilcisiydi. Abdullah Öcalan'ın Moskova'da karşılayan kişi Uçar'dı. Daha sonra PKK saflarında Uçar'ın Abdullah Öcalan'ın yakalanmasında payı olduğu yolunda iddialar gündeme geldi. Uçar aynı zamanda terör örgütünün parasını çalmakla suçlandı. Hakkında örgüt için infazla öldürüldüğü yolunda söylentiler çıktı. Ancak bu iddia doğrulanamadı. İfadesinde Numan Uçar'la Rusya'da tanıştığını söyleyen Abdullah Öcalan şunları anlatıyor. Örgüt içinde ona ihtiyar derler. Rusya'dayken gördüğüm kadarıyla siyaseti ve devletleri anlıyor. Biraz sivilleşmiş, klasik diplomasi anlayıştan kendisini bağlamış. Cephe adamı olarak iyi rol oynayabilir. Kırsalda başarılı olamaz. Şemin Sakık ise Numan Uçar'ın örgütün Rusya ve İran bağlantılarının kurduğunu söylüyor. Tecrübeli ve diplomatik bir kişiliğe sahiptir. Şanlıurfalı olduğundan APO tarafından ayrıcalık tanınmıştır. Cinsel ilişkiye düşkündür. Ferman Hüseyin, Suriyeli, kod adı Doktor Bahoz. PKK Merkez Yürütme Kurulu üyesi, PKK'ların sürekli az eylem yapmakla suçlayan bir isim. Murat Karayalan'a bağlı, örgüt içi infazları gerçekleştirenlerden. Irak'ın kuzeyinde ZAP kamplarında bulunuyor. Abdullah Öcalan ve Şemrin Sakık ifade tutanaklarında bulunmayan bir isim. Örgütte Suriye, İran ve Iraklı teröristlerin katılımına büyük önem veren acımasızlığıyla, eylemleriyle örgüt içinde önemli bir yer edinen Ferman Hüseyin, kritik görevlerde daha çok Suriyelilerle getiriyor. Halen PKK içinde sözde komutan düzeyinde çok sayıda Suriye vatandaşı bulunuyor. Murat Karayılan, Şanlıurfalı PKK'ya 1979'da katıldı. Kod adı Cemal. Silahlı mücadelenin ön planda olmasını savunan muhafazakar kanadının lideri. Örgütteki en etkili isim. Avrupa'da yaşayan PKK Genel Başkanı Behzat Kodatlı Zübeyir Aydar ile birlikte hareket ediyor. Abdullah Öcalan onu şöyle tanımlıyor. Eski kaçakçıdır. Becerikliliği sınırda mayınları sökmedir. Halkla ilişkileri iyidir. Köylü özellikleri hakimdir. 1998'deki operasyonlarda çok sayıda kadronun yitirilmesine sebep oldu. Derin bir askeri anlayışı yoktur. Sakık'a göre Karayılan, Öcalan'ın hemşerisi olduğu için örgütte ayrıcalıklı, onu bilinçsiz bir kişiliğe sahiptir, siyasi ve askeri yönü zayıftır diye tanımlıyor.